Değerli basın mensupları, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük yalanlarından biriyle karşı karşıyayız. Enerji Bakanı dün akşam saat 21.20'de ülkemizin karanlıkta kalan ailelerine ve çocuklarına ses olan Genel Başkanımıza iftira atarak ve yalan söyleyerek bir tweet attı. Tweeti burada paralı trol ordusuyla beraber attıkları yalanı köpürttüler. Gerçekleri çarpıttılar. Algı mühendisliğine soyundular. Yalanı söyleyen bakanın ta kendisidir. Çaresizlik içinde denize düşen yılana sarılır. Bakan bu mübarek Ramazan'da yalana sarılmıştır. Enerji Bakanı'nın yalanlar serisini şöyle bir hatırlayalım. Yalan bir. Bakan 22 Nisan'da tweet attı. 4 milyon hanenin elektriği kesikmiş gibi oluşturulan söylemin tweeti. Algı, manipülasyon ve çarpıtma oladı, olduğunu söyledi. 278 bin abonenin elektriğinin kesik olduğunu söyledi. Gerçek bir. İşte belgeler burada. Bütün belgeler her ay sorduğumuz belgeler 2021 yılına ait. 2021 yılında her ay düzenli olarak bakan'a sorular sordum ve cevap verdi. Türk milleti enerji buhranını iliklerine kadar hissederken enerji bakanı 2021 yılında elektriği kesilen abonelere ilişkinin verdiği yanıtlara algı manipülasyon çarpıtma diyor. 2021 yılında her ay sorduğumuz sorulara verilen yanıtlar burada. Ay ay. Ay ay burada. Buna göre 2021 yılının genelinde 12 ay boyunca toplamda 3 milyon 449 bin 344 abonenin bir yıl içerisinde elektriği kesildi. 2022 yılına ilişkin verileri ise her ay sormamıza karşın henüz bize yanıt verilmedi. Ancak bakanın 22 Nisan'da attığı tweet ele verdi. Tüm abone gruplarında 22 Nisan itibariyle 278 bin abonenin elektriğinin kesik olduğunu söyledi bakan. Yani Nisan 2022 döneminin verilerini paylaşmış oldu. Peki geçen yıl aynı dönemde Nisan 2021'deki veriler ne diyor? 2021 Nisan ayında kesik toplam elektriği kesik toplam abone sayısı 248.515. Şimdi bu rakamın bakanın tweetiyle rakamın 278.000'e çıktığını öğrenmiş olduk. Yani elektriği kesik abone sayısı geçen yıla göre yalnızca Nisan ayında yüzde 12 artmış durumda. Yalan iki. Bakan 24 Nisan tarihinde bir tweet attı. Sayın Kılıçdaroğlu o gece elektrikler gerçekten kesik miydi? Kendinizi yine isteyerek ve bilerek karanlığa mı gömdünüz dedi. Sanki Sayın Genel Başkanımızın evinin elektriğinin kesilmediği yönünde algı oluşturmaya çalıştı. Gerçek iki. Belge burada. Sayın Selvi Kılıçdaroğlu'nun elektriğinin kesildiğinin kanıtıdır. Borç nedeniyle kesme ve mühürleme tutanağıdır bu tutanak. Bakan Dönmez sosyal medya üzerinden attığı mesajla Yalanla Genel Başkanımızın elektriğinin kesilmediği algısı yaratmaya çalışıyor maalesef. Yani bu mesajı atan dönmez bunun ne anlama geleceğini bilmiyor mu? Okuma yazması yok mu? Sarayın algı operasyonu başarıyla geri püskürtülmüştür. Bakanın hiç utanmadan söylediği yalanlar gerçekler duvarına çarpmıştır. Yalancının mumu yatsı olmadan sönmüştür. Gizlenmesine karşın resmi veriler dikkate alındığında Türkiye'de derin bir enerji yoksulluğu yaşandığı açık net ortadadır. AK Parti iktidarı Türkiye'de yaşanan enerji yoksulluğunun ulaştığı boyuta karşın göstermelik kararlar dışında hiçbir somut adım atmamıştır. 1 Ocak 2022 tarihinde faturalarına %127 oranında faiz bir zam yapan iktidar gelen tepkilerin ardından faturalarda hiçbir etkisi olmayan göstermelik adımları ortaya koydu. Bugün itibariyle düşük kademede zam oranı %43, yüksek kademede ise %119 olarak hala yürürlüktedir. Bu faturalar ödenebilir durumda değildir. Bu nedenle kamuoyu araştırmalarına göre her 5 aboneden birinin faturasını ödemekte zorlandığı da açık net ortada. Vatandaşımız yaşıyor. Vatandaşımız bu çileyi çekiyor. Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu yaptığı bireysel eylemle milyonların sesi olarak Türkiye'de yaşanan enerji yoksulluğunun ne kadar derin olduğunu gözler önüne sermiştir. AK Parti iktidarı Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun gerçekleştirdiği bireysel eylemin ülkemizdeki enerji yoksulluğunun görünür kılmasından büyük bir rahatsızlık duyuyor. Ama gerçekler bu. Kısaca iktidar kendisinin yarattığı, kendisinin sorumlu olduğu Derin yoksulluğun görünür olmasından son derece rahatsız. Bu nedenle Enerji Bakanı Fatih Dönmez ucuz bir algı oyunuyla alenen yalan söylemiştir. Yalana sarılan bakan derhal istifa etmeli. İstifa edemiyorsa da saraydan derhal affını istemelidir. Rakamlar yalan söylemez. Gerçekler burada ortada. Sayın Genel Başkanımızın Haklı direnişi Cumhuriyet tarihinin en büyük elektrik zammının ardından ülkemizin karanlıkta kalan ailelerine ve onların çocuklarına ses olmaktadır ve olmaya da devam etmektedir. Ve bu ses tüm Türkiye'ye dalga dalga yayılıyor. Hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun.